Erfel'e önce koltuğa oturmadan önce halk toplantısıyla koltuğa oturacağım. Tabii halk toplantısını şunun için önemsiyorum. Halkın içinde bir belediye başkanı halk toplantısıyla bu koltuğa oturmalı diyorum. Onun için önce halk toplantısı diyorum. Bu toplantıyı gençlerimle ve kadınlarımızla ayrı ayrı diyorum. İlk oturduğum zaman tabii ki önce insanlarımızın dertlerini, sıkıntılarını dinledikten sonra o toplantıda ortaya çıkan insanlarımızın, halkımızın beklentilerine göre ilk günlerimi bunların isteklerini yaparak yerine getirmek istiyorum. Bunun yanında tabii büyük projelerimizin başlangıcını da başlatmış olacağız. Ama ilk başlangıçta koltuğa oturduktan sonraki ilk hedefim, ilk şeylerim halk toplantısında halkımızın bize ilettiği sorunların çözümü için zamanımı onun için harcayacağım. İlk zamanlarımı. Erfele'nin en çok ihtiyacı olan şey, insanlarımızı ben geziyorum, dolaşıyorum. İnsanlar iş istiyorlar, doğalgaz istiyorlar. İşte en çok istedikleri gençlerin iş sorunu. Yani halkımızın en çok istediği o. İşte bu konuda planımız, ben hep söylüyorum toplantılarımda da, biz varlık içinde yokluk yaşayan bir ilçeyiz, bir halkız. Bizim doğal güzelliklerimiz, doğal varlıklarımız 3700 nüfusa değil 13700 nüfusa yetecek. Sizin dediğiniz gibi doğal zenginliklerimiz var. Onun için en büyük projelerimizden bir tanesi turizmle alakalı Karasu Vadisi projesi. Karasu Vadisi sağında ve solunda millet bahçesi ve turizm çarşısı olmak koşuluyla turizm tesisleri kurarak Erfel'e girmeyen o şelaleye giden turistleri biz esnafımızı yol kenarına indirerek turizm çarşısının amacı o zaten onun için çok önemsiyorum. Esnafımızı yol kenarına indirerek orada Erfele'nin burada olduğunu hissettirmek yol boyunda gerçekten turizme, turistlere dikkatini çekecek şekilde böyle bir hale getirmek istiyorum. Bunu yaptığımız zaman da gerçekten hem halkımız, hem esnafımız, hem gençlerimiz, hem iş sahibi olacaktır, hem de bol kazançlar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten Erfele halkına son olarak şunu söylemek istiyorum. Belediye başkanı olarak Erfele gerçekten gelmiş geçmiş belediye başkanlarından ayrı olarak halkla iç içe bir belediye başkanlığı vaat ediyorum halkıma. Belediyenin gelir ve giderlerini şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacak bir belediye başkanlığı vaat ediyorum halkımıza. Bir de iktidarla el ele yapacağımız hizmetlerin karşılığında biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcımız Erfele'imize geldi, ilçemizi ziyaret etti, belli projelerimize onay verdi. Ben kendi yapacaklarımla Sayın Cumhurbaşkan Yardımcımızın bize destek vererek altına imza atarak destek verdiği projeleri yaptıktan sonra gerçekten iddialı bir şekilde şunu söylüyorum. Biz Erfele'ye Türkiye'nin ikinci adamını getirdik. Yapacağımız gayretli çalışmalarla inşallah evelallah'ın izniyle Türkiye'nin birinci adamı Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Erfele halkıyla buluşturmanın büyük gayreti içinde olacağım. İnşallah bunu da başaracağız. Peki Erfele'nin halkından ne istiyorsunuz? Erfele halkından şunu istiyorum ben. Gerçekten hepimiz adaylar halkımızın huzuruna çıktık, görücüye çıktık. Burada yapacağımız hizmetlerin nasıl yapacağımızı, işte kişiliğimizi, adayların iyi değerlendirmesini istiyorum.
hizmete oy vermelerini istiyorum. Hizmet edecek adaya oy vermelerini istiyorum. Hizmetin nasıl yapacağını söyleyen adaya oy vermelerini istiyorum. Gerçekten Erfele'yi bizim sloganımız 5 yılda 15 yıllık hizmet sloganıyla yola çıktık. Gerçekten ilçemiz diğer ilçelere nazaran çok geri kalmış bir ilçe. Ben mesela Ayancık'a gittiğimde kimse meslek yüksekokulu demiyor. Kimse vaadi işte şeyi söylemiyor, projesi söylemiyor. Kimse gençlik merkezi söylemiyor. Ama biz hala gençlik merkezi yapacağız. İşte